29 Mayıs 2020 Robert Koch Enstitüsü 24 saat içerisinde 560 yeni vaka olduğunu ve 39 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı Almanya'da. SunExpress firması yeni tahliye uçuşları düzenleyeceğini duyurdu. 3-4 Haziran tarihlerinde Türkiye-Almanya, Almanya-Türkiye ve Londra hatlarında bu uçuşlar düzenlenecek. Acentelerden aldığımız bilgilere göre karantinada olmayacak. Türkiye'de eğer belirti tespit edilirse yolcuda hastaneye götürme veya 14 günlük ev karantinası olabilir. Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya gibi komşu ülkelerden gelmek isteyenler de Almanya üzerinden eğer şartları taşıyorlarsa bu uçuşlara katılabilecekler. El bagajı yok. Ayrıca maske takmak da zorunlu olacak. Herkes kendi maskesini kendisi getirecek. Bizdeki listeye göre uçuşlar şu şekilde: Düsseldorf Adana karşılıklı, Düsseldorf Antalya karşılıklı, Ankara Londra, Londra Adana, Ankara Düsseldorf karşılıklı, İzmir Düsseldorf karşılıklı ve İzmir Mini karşılıklı. Bir de Ankara Stuttgart uçuşu var. O da aynı şekilde karşılıklı olacak. Bu konuda sürekli yeni açıklamalar yapılıyor. O yüzden gitmeyi düşünenler lütfen firmanın müşteri hizmetlerini arayarak son bilgileri alsınlar. Tabi hala tahliye uçuşları yapılıyor. Acaba normal uçuşlar yine mi ertelenecek sorusu da bu noktada kafalarda yer edindi. Danimarka sınırı da açılıyor. Bu konuda Danimarka'nın kararı bekleniyordu Almanya tarafından. Bu ülke 15 Haziran'dan sonra Almanya, İzlanda ve Norveç'ten gelecek turistlere izin vereceğini açıkladı. Komşu ülke İsveç'ten gelenlerse Danimarka'ya giremeyecekler. Çünkü İsveç değişik bir yöntem izlemişti virüsle mücadelesinde. Maalesef bu açık tutma yöntemi çok etkili olmadı. Karantinalar daha başarılı oldu. Almanya'da bu 1,5 metre mesafe kuralı devam ediyor. Aynı futbol takımında oynayan 3 genç arkadaş ormanda koşu yaparken polis tarafından durduruldular ve 600 avro para cezası kesildi. Polis bazen bu olayı abartıyor gibime geliyor. Yani koşu yapan gençler arasında da mesafe ölçmek bilmiyorum ne kadar mantıklı. Bir taraftan bu kadar para dağıtılıyor tabii. Bu paraların da bir yerlerden toplanması lazım. Herkes haklı. Almanya'da tren istasyonları daha iyi dezenfekte edilecek. Hep eleştiriler geliyordu bu konuda. Deutsche Bahn açıklama yaptı. Hijyen önlemleri artırılacak dedi. 600 istasyona da dezenfekte ünitesi konuldu. Trenlerde mesafe kuralı uygulanmıyor biliyorsunuz. Uygulanamıyor. Bunun için en azından İSE'lerde bu yarı yarıya doluluk oranı olduğunda bu tam dolu gibi uyarı verileceği söylendi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak trenlerde. Yıllık enflasyonda inanır mısınız bilmem ama düştü. %0.6'ya bu resmi açıklama. Acaba nasıl buldular bu %0.6 sonucunu? Birlikte bir gün markete gidelim bu sonucu bulan arkadaşlarla bize bir göstersinler. Enerji fiyatları düştü. Tüketim azaldığı için o etkili oldu deniyor ama gıda fiyatlarında çok net artışlar var. Yani eskiden 30-40 avroluk market arabası şimdi 50-60'a doluyor. Belki daha fazla. Bunu birinin izah etmesi lazım. Enflasyon nasıl %0.6'ya düştü Almanya'da? Lufthansa'da iflas seçeneğinin tartışıldığını açıkladı. Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketinin bu rekabete aykırı olduğunu belirtmişti ve onaylamamıştı, reddetmişti bu paketi. Öyle olunca şirket yönetiminin de kontrollü iflası tartıştığı yönünde haberler çıktı. Bugün Alman basınında ben buna pek ihtimal vermiyorum. İşte bak para vermezseniz iflas ederim ha gibi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. İflas etmez zaten. Yani en kötü parası olan birileri, Çinliler falan gelir alırlar ama buna fırsat vermeyeceklerdir Almanlar. Hükümet bizim paralarımızla yine kurtaracaktır bu şirketi. Pazarlıklar sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Rusya Büyükelçisi'ni çağırdı. 2015'teki bir sanal saldırıyla ilgili bir Rus bilgisayar korsanı Merkel'in bilgisayarındaki elektronik postaları kopyalamış. Rus istihbarat servisinde çalıştığı ileri sürülüyor. FBI'ın da arananlar listesinde, yani tam film yapılacak bir olay daha. Fransız otomotiv şirketi Renault, dünya genelinde 15 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Fransa'da 4600 kişi işten çıkarılacak. Bu arada ülkede de hafta sonundan itibaren parklar, plajlar, müzeler açılıyor. Fransa tabii virüsün en kötü etkilediği ülkelerden biri Avrupa'da. Yaklaşık 29 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya ve Fransa ekonomilerinin de %5 küçülmesi bekleniyor bu sene. Yapılan bir araştırma, İtalyanların koronadan daha çok ekonomik kriz nedeniyle endişeli olduklarını ortaya koydu.
Birçok insan koronadan ölmezsek açlıktan öleceğiz diyor. Ekonomi de tabii çok önemli. Belçika'da da bir vatandaş gitmiş arabasının plakasını Covid-19 yaptırmış. 1000 euro öderseniz Belçika'da özel plaka alabiliyorsunuz. Geçen sene de hatta birisi haşa Allah yazılı bir plaka almış. Almanya'ya girmişti. Polis alarma geçmişti. İhbar falan etmişlerdi arabayı. Yani neden yapıyorlar bunları bilmiyorum. Bali'de hayvanat bahçesinde bir zürafa dünyaya geldi. Adını korona koydular. Hindistan'da birisi gitti yeni doğan bebeğine korona adını verdi. Kıbrıs'ta da tatile gel virüs kaparsan tedavin bedava kampanyası başlatıldı. Bakalım bu korona çılgınlığı nereye kadar gidecek. Avusturya'da maske takma zorunluluğu gevşetiliyor. Başbakan Kurz açıkladı. Artık daha az kural, daha çok sorumluluk olacak dedi. Alışveriş yerlerinde, restoranlarda maske takılmayacak. Toplu taşımada, sağlık merkezlerinde ve kuaförlerde ise maske zorunlu sürecek. Önümüzdeki haftalardan itibaren bu belirlenecek. Avusturya'da bir de Kosova'ya korona yardımı yapıldı. Tam 250 bin euro yardım yapıldı. Yani ben bunu okudum. Tekrar tekrar kontrol ettim farklı farklı kaynaklardan. Gerçekten 250 bin avro. Bir de bunun için basın toplantısı yapmışlar. Yani Avusturya Dışişleri Bakanı falan imza töreni yapmış. Poz veriyorlar. Yani 250 bin avroya bugün Viyana'da küçük bir apartman dairesi alamazsınız. Yani bunu mu uygun gördü koskoca Avusturya? Hadi verdiniz diyelim 250 bin avro bari tören yapmayın. Yani bu nedir Allah aşkına? Almanya'da Filistin'e 6 milyon avro yardım yaptı. En azından onlar tören falan düzenlemediler. Zaten Birleşmiş Milletler üzerinden göndermişler parayı da. Gazze'deki insanlara gıda dağıtılacak bu parayla. Bunu tebrik ediyorum, hükümeti tebrik ediyorum. İşte vergilerimiz böyle yerlere gitse keşke. Dev kartellere, holdinglere, kurtarma paketlerine gideceğine ihtiyacı olan insanlara gitse hepimiz mutlu oluruz. Ama bir de şu var, Almanya dünyanın en çok silah satan ülkelerinden biri. Bu silahları satıyorsunuz. Bunlar bir şekilde dönüyor, dolaşıyor, çatışma bölgelerindeki tarafların eline geçiyor. Sonuçta insanlar yerlerinden, yurtlarından oluyorlar ve en sonunda diyorsunuz ki işte ben 1,5 milyon mülteci aldım. İşte 6 milyon yardım yaptım, ben ne kadar iyiyim. Hayır efendim, sorunun kaynağını çözebilme gücü varken susan, sessiz kalan hiçbir ülke maalesef bunu söyleyecek durumda değil, Almanya'da dahil. Belçika'da dükkanlar açıldı. Ama esnaf memnun değil, işlerdeki düşüşten şikayetçi. 4000 avroluk bir yardım yapılmıştı dükkanlara. Hollanda'da da restoranlar, kafeler açılıyor. Sinemalar 1 Haziran'dan itibaren açılıyor. İçeride personel hariç en fazla 30 kişi olabilecek. Teraslarda sayı sınırlaması olmayacak. Dükkanlar açılsa da tabii işler eskisi gibi olmuyor hiçbir ülkede. İnsanlar çekiniyorlar. Dışarı çıkmaya, işte kafeye, restorana gitmeye çekiniyorlar. Gitmesek de olur diyorlar. Sonra gideriz diyorlar. İflasları önlemek için yeni yardım programlarının açıklanması her ülkede şart. İngiltere'de de pazartesinden itibaren 6 kişilik gruplar 2 metre mesafe şartıyla açık alanlarda buluşabilecekler. Kısıtlamalar orada da yavaş yavaş kalkıyor. İrlanda'da 8 Haziran'dan sonra bu 10 kişilik açık hava düğününe izin verilmesi tartışılıyor. Bu çok garibime gitti benim. Yani kültürler ne kadar farklı. Bizde 10 kişilik düğüne izin veriyorum, bunu bir de tartışıyorum deseniz dalga mı geçiyorsun birader diye adamı gerçekten döverler. Yani evlenecek gençler de çok etkilendi bu süreçte. Hepsinin hayalleri yarım kaldı. Ama Allah tamamına erdirsin. Nasıl başladığından çok nasıl bittiği önemli bu hikayelerin. Nasıl devam ettiği önemli. Bunlar da nazar boncuğu olsun. Hep mutlu olun. Aile birleşimi vizeleriyle ilgili bir şey söyleyeyim yeri gelmişken. Almanya bazı ülkelerden diş artı istiyor, bazılarından istemiyor. Örneğin eşiniz Amerikan, işte Avustralyalı, İsrailli, Koreli ise istemiyor. Daha birçok ülke var böyle. Sizden diş artı istemiyor. Ama Türk vatandaşıysa size diyorlar ki işte sen şu sınavı geç, bu sınavı geç, gelirini göster, şu belgeyi getir. Şartları taşımıyorsan efendim Almanya'ya gelemezsin. Adalet Divanı, Avrupa Adalet Divanı 2014 yılında aile birleşimi dil şartını AB ortaklık anlaşmasına aykırı olduğunu tespit etti. Bu bağlayıcıdır aslında ama vatandaşa kimse sahip çıkmadığı için kimse de dava falan açamıyor. Koronadan dolayı bu Türkiye'de Almanca kursları kısıtlı. Sınavlar durdu, vize verilmiyor. Şu insanlara bari bu dönemde bir yardımcı olun, verin vizeyi. Yani kaldırın şu dil şartını, en azından yıl sonuna kadar olmasın. Maalesef Almanya tarafı bunu çok fazla umursamıyor. Evet, bugün acı bir günün yıl dönümü, Solingen katliamının
27. yıl dönümü. 29 Mayıs 1993'te Almanya'da Solingen şehrinde bir Türk ailenin evi yakıldı. Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç hayatını kaybetti. Gürsün 28 yaşındaydı, Hatice 19, hayatlarının baharındaydılar. Gülistan 12, Hülya 9, Saime ise 5 yaşındaydı, henüz çocuktular. Onları katleden 4 ırkçı faşist, en üst düzeyden ama nihayetinde 10-15 sene arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. Ve içlerinden ikisi iyi halden dolayı erken tahliye edildi. Tekrar ediyorum, Solingen'de 3 küçük çocuk, 5 Türk vatandaşını katleden faşistlerden ikisi cezaevinden iyi halden ötürü erken tahliye edildi. Şimdi dışarıda serbestçe dolaşıyorlar. Peki biz ne yapacağız? İşte bu nedenle kin mi güdeceğiz bütün topluma? Tabii ki hayır. Bu en çok bize zarar verir. Ve Alman toplumunun da ezici bir çoğunluğu bu olayda bizim yanımızda durdu. Belki bizden çok daha sert tepki koydu. Onlara da haksızlık olur. Ama biz bu katliamları böyle yıl dönümlerinde kınamaktan da fazlasını yapacağız. Nasıl yapacağız? Daha çok çalışarak. Öğretmen düşük not verdiyse öğretmen biz olacağız. Hakim ön yargılı davrandıysa hakim biz olacağız. Polise göçmen kökenlileri almıyorlarsa emniyet müdürü olacağız. Önümüzü kesiyorlarsa milletvekili olacağız, bakan olacağız. O yöneticileri değiştirecek yerlere geleceğiz. Tek çareniz azınlıksanız çok daha fazla çalışmak. Bir şey daha var. 90'larda katliamların arasından Almanya'da meşhur kartel grubu doğmuştu. Onların yine en meşhur şarkılarında şöyle diyor. Hakikati tat, birbirimizi desteklememiz şart. Peki biz gerçekten Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde birbirimizi destekliyor muyuz? Yoksa gereksiz tartışmalarla, işte kıskançlıklarla, kavgalarla böyle tam tersine birbirimizin önünü mü kesiyoruz? Lütfen herkes bu konuyu bir kere daha düşünsün. Hoşça kalın.